Yiğit Bulut, TL'de kalanlar kazandı. Dolarda 3.54-3.34 bandı çok önemli. Bu yazıyı yazarken bir son dakika haberi düştü ekranıma Avrupa'dan ortalığı karıştıracak Türkiye hamlesi. Kurlara bakıyorum 3.56-3.55. AB'den hamle üstüne hamle ama Türk piyasalarına para akmaya devam ediyor. Borsada farklı değil, yukarı hareket devam ediyor. TL bazında son 24 ayda %50 üstünde getiri sağlayan hisseler var. Peki kim takıyor bu Avrupalıları? Kimse. Sevgili dostlar, dolar kuru ilk defa Ağustos 2015'te 3 TL üstüne çıkmış ve o gün TV'lerde şunu söylemiştim. TL enstrümanlarda kalmaya devam edin, zaman doğruyu gösterecek. Kurun her yukarı atağında tekrar ettim, TL'de kalın Türk lirasına güvenin. Bugün kur 3.55 seviyesini aşağı zorluyor ve Ağustos 2015'ten bugüne TL'de kalanların TL enstrümanlarda getirisi Birleşik Mevduat için 60 TL, biz için 300 TL'lere kadar çıkan şirketler var. Yani o gün hiç dolar almayarak mevduatta kalanlar için kur ancak bugün 3.60 seviyesinde veya başka bir deyişle dolar alanlar ancak kur 3.60 üstüne çıkarsa mevduatta kalanların TL getirisini yakalıyor. Bist'i söylemiyorum bile. Aşağıdaki grafik her şeyi net olarak gösteriyor. Peki bundan sonra ne olur? Doların düşüşünde 3.54 3.34 bandı çok önemli. Burada tutunabilirse yukarı dönme şansı var. Ama tutunamazsa yeni bir düşüş kanalı açılacak. Nereye kadar mı? Şimdilik bende kalsın. İkinci grafikte bu gerçeği açıklıyor. 3.54 3.34 bandı çok net olarak görülüyor ve bu band düşüşün durup durmayacağını bize söyleyecek. Uzun lafın kısası 2015'ten bugüne kur ilk defa 3 TL üstüne çıktığı günden bu saate kadar TL'de kalanlar şu anda karlı. Kurun seyri ve TL enstrümanların getirisi karlarının ne kadar artacağını bize gösterecek. Türkiye'ye güvenme ve yatırıma devam. Yiğit Bulut Star